Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte alınmayacak Samsung ve Xiaomi telefonları inceleyeceğiz. Alınmayacak telefonları yanında bunlara ek olarak alınabilecek en mantıklı modelleri de yanında söyleyeceğim. Yani tamam bu telefonları almış olabilirsiniz tabii ki de. Yani dünyanın sonu değil ama bana göre şu an telefon almadıysanız bu telefonları da kesinlikle almayın. Bunun dışında iki tık yapmanızı bekliyorum. İki tıkta ne oluyor? Alt taraftan videoyu beğenmek ve abone olmak sizin iki hareketinize bakıyor. Fakat benim için gerçekten çok çok önemli. Bunu yaptıysanız da o zaman gelin telefon telefonlarımızdan hızlı bir şekilde bahsedelim. Şimdi bu telefonları kesinlikle almayın çünkü biraz paranızla rezil olacaksınız ve güzel özellikler sizlere vermeyecek. Önerdiğim telefonları almaya çalışın ya da kanalımda alınabilecek en mantıklı cihazlar adlı birkaç video var. Yakın zamandaki çektiğim videolara bakıp kendinize göre bir telefon alabilirsiniz. Şimdi buradan ucuz telefonlardan başlamak gerekirse Samsung'un A04 serisi var. A04, A04s04e ya da A03 gibi telefonları var. Burada Xiaomi telefonu geçtiğimiz zaman Poco C40 var. Redmi 10 var var işte. Redmi 12C var. Redmi 13C yeni çıktı. Bu da yakında geliyor. 5000 TL bantlarına ortalama olarak satılıyor. Bu telefonların hepsini boş verin. Yani 5000-6000 TL bantlarına satılan en güzel telefon burada Samsung Galaxy M14 5G. M14 5G'yi aldığınız zaman hem 5G desteği var hem de performansı bu şekilde geliyor. Bu cihazlar dışında kesinlikle bu telefon almak daha mantıklı. Saymadığım başka cihazlar da var. Fakat dediğim gibi 5000-6000 TL bandında alınabilecek en mantıklı cihaz M14 5G. Bunun dışında fiyatı biraz yüksek yükselttiğimiz zaman 8000 TL bantlarına gittiğimiz zaman hem Xiaomi kısımda hem de Samsung kısımda farklı farklı cihazlar var. Şimdi ilk telefonumuz Redmi 12. Ondan sonra Redmi Note 12 geliyor. Redmi Note 12'den sonra da Redmi Note 12 S Şimdi bu telefonlara baktığımız zaman evet bazı yerlerde başarılılar fakat öncelikle 5G destekleri bulunmuyor. Kamera kısımda OIS destekleri bulunmuyor. Ekran kısımda evet gerçekten yine başarılılar ama bu telefonları da almak bana göre fazla mantıklı değil. Yani fiyatlara baktığımız zaman 12S 8600 TL. Bu telefonun fiyatı 7000 1500 TL olması gerekiyor. Bunun dışında Redmi Note 12 7800 TL'ye satılıyor ama fiyatının 7000 TL'lere düşmesi gerekiyor. Ayrıca Redmi Note 2'nin de minimum 5000-6000 TL olması gerekiyor ki bu telefonu alabilelim. Bunun yanında Samsung kısmında ise Samsung Galaxy M24 5G var. Bu telefonu da almak mantıksız çünkü 8400 TL'ye bu telefonu aldığınız zaman güzel özellikler sunmuyor fazlasıyla. Fakat bu telefonlar yerine gidip Samsung Galaxy a 24ü aldığımız zaman ekran kısmında çok üstte bir performans vermiyor ama yine 90 Hz ve kaliteli bir ekranla birlikte geldiğini söyleyebilirim. Batarya kısmında 33 watt gibi hızlı şekilde şarj olmuyor. 25 watt'la şarj oluyor ama yine idare edebilir bir bataryasının olduğunu belirtebilirim. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman diğer kamera ile neredeyse aynı performansı veriyor. Ayrıca OIS desteği bünyesinde bulunduğu için bununla birlikte bu telefonu almanızı kesinlikle öneriyorum. İşlemci kısmında ise MediaTek Helio G99 işlemcisi var. Bununla birlikte PUBG gibi oyunları orta yerlerde 30 FPS oynayabilirsiniz. AnTuTu V9 puanı ise 370.000 olarak diğer telefonlarla neredeyse aynı olarak karşımıza çıkıyor. Bu telefonu aldırma sebebim öncelikle OIS desteğinin bulunması ve kamera kısmında biraz daha başarılı olması ve Samsung'un 4 yıl güncelleme desteğiyle birlikte bu telefonu aldıktan sonra eskimeyecek ve satmak istediğiniz zaman güncel bir şekilde neredeyse aynı fiyata satabileceksiniz. Telefonumuzun son olarak fiyatı da 7600 TL. 7600 TL'ye bence alınabilecek en mantıklı cihaz. Diğer bir kademeye geçtiğimiz zaman 10.000 TL bantlarına. Burada gerçekten çok fazla cihaz var. Yani bir curcun olacak. Buna hazır olun. Şimdi elimde kağıt var. Ona bakmak zorundayım. Çünkü çok fazla telefon var ve isimlerini unuttuğum için özelliklerini biliyorum ama isimlerini unutabiliyorum. Burada Samsung Galaxy A63 Samsung Galaxy A32 var. Bunun dışında Redmi Note 10 Pro var. Bu telefonların yanında Redmi Note 12 Pro 4G var. Bu telefonlar evet güzel telefonlardı zamanında. 12 Pro 4G zamanında güzel telefon değildi ayrıca. Yani o çıktığından beri çok kötü bir cihaz. Kesinlikle almayın ve uzak durun. 12.000 TL alınabilecek en mantıksız cihazlardan bir tanesi. 10 Pro'da 8.000 TL bantlarını düşmüştü bir ara. Alınabilirdi ama şu an tekrardan 10.000 TL çıktı. A63 6432 de 9500-10.000 TL arasında ilerleyip duruyor. Şimdi bu telefonlar yerine öncelikle 12 Pro 5G'yi almanızı tavsiye ediyorum. Fakat ithalatçı garantili olduğu için bu telefondan bir tık uzak durabilirsiniz. Onun yerine Samsung Galaxy A34 5G var. Bunu da alabilirsiniz 10.000 TL ve gerçekten güzel özellikler birlikte geliyor. 9.000 TL'ye kadar düşen Samsung Galaxy M34 5G'yi de tercih edebilirsiniz. Bu da güzel özelliklerle birlikte geliyor. Ama A34 M34 5G'ye göre biraz daha başarılı. Yani 9.000 TL M34 5G'yi alabilirsiniz. 9000 TL fazla verip de A645G'yi de tercih edebilirsiniz. Fakat M34 5G'nin fiyatı bir yükseliyor bir alçalıyor. 9000 TL yakalarsınız bu telefonu da almak kesinlikle mantıklı. Ayrıca Poco kısmında ise Poco X5 var. Poco X5 modeli de çok başarılı değil. Yani gidip de Snapdragon'un 695 işlemcisi var. Bu işlemci bu telefonu vermeyin. O üstte ve ser de bulunmuyor zaten. O yüzden dolayı Poco X5'ten de uzak durmaya çalışın. Fiyatı da bunun da ortalama olarak 10.000 TL. Yani kesinlikle bu telefonu da almayın. Fiyatı gelin biraz daha yükseltelim. Çıtayı biraz daha yükselttiğimiz zaman burada Poco X5 Pro var ve Samsung Galaxy A4 var. Şimdi X5 Pro ve A4 gerçekten benim için çok sıkıntılı telefonlar. Neden? Çünkü bu telefonlardan dolayı diyeceksiniz. Oğlum bu telefonlar alınır diyeceksiniz. Abi şimdi Ali 4'ün yerine gidip burada Realme GT 2 alırsanız gerçekten elinizde güzel performanslı hem kamera kısmında hem ekran kısmında hem de batarya kısmında güzel bir cihaz olmuş olur. Tam Realme GT 2'ye fiyatınız yetmedi. Abi gidin 11.000 TL'ye Poco F4 alın emin olun. Yani bu telefonlarla neredeyse aynı performansı hatta daha fazla performansı sizlere rahat bir şekilde verecektir. Tasarım olarak Poco F4 iyi değil ama dediğim gibi bu telefonlar yerine gidip ya Realme GT 2 ya da Poco F4'ü de alabilirsiniz. Poco X5 Pro 5G neden iyi değil? Abi birincisi Ace desteği bulunmuyor. Ace desteği bulunmadığı için ben bu telefonu tercih etmiyorum. Bunun dışında 14.000 TL'ye bu telefonları almak kesinlikle mantıksız. Çok kişi Samsung Galaxy a 4'ün videosunu çekti. Tamam güzel bir cihaz ama fiyatı 14.000 TL değil. Bu telefonun olması gereken fiyat 11.000 12.000 TL bantlarında olması gerekiyor. Keza X5 Pro için de aynısını söylemem gerekiyor. Hani bu telefonda fiyatı maksimum 11.000 TL olsaydı alınabilirdi. Bunlar yerine 14.000 TL Realme GT2 ya da 11.000 TL'ye Poco F4 almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi gelin çıtayı biraz daha yükseltelim. Fiyatı 17.000-18.000 TL bantlarına kadar çekelim. Öncelikle Samsung Galaxy A73 var. Eski seriden geliyor. Bir ara gerçekten fiyat performanslı ama şu an 18.000 TL'ye kesinlikle alınmaz. Xiaomi 13 Lite var. Abi fiyatı 13.000 TL'ydi. Şu an 18.000 TL'ye çıkmış. Güzel bir cihaz olmasına rağmen yine fiyatı arttığı için yine bu telefon da alınmaz. Xiaomi 11T var. Bu telefonlarda güzel cihazlardı fakat Xiaomi 11T özellikle 18.000-19.000 TL çıkmış. Yine bu telefon bu fiyata alınmayacakken hali kesinde fiyatı fırlamış. Yani bu telefonu gözünüz çarpıp da güzel bir telefon zannedip de alabilirsiniz ama 2 sene önce çıkmış bir telefon ve 5G desteği bulunmasına rağmen dediğim gibi bu telefonda alınmayacaktır. Xiaomi 12 Lite de ortalama olarak 15.000-16.000 TL yine bu telefonda alınmayacaktır. Çünkü telefonlar iyi olmasına rağmen güzel özelliklerle birlikte gelmesine rağmen fiyatları yüksek olması gereken fiyatlar 13.000-14.000 bin, TL bantlarının donması gerekiyor. Şimdi bunlar yerine hangi telefonlar alınır? Gelin bunlara bakalım. Şimdi öncelikle aynı fiyata S21 Fun Edition gibi telefonları alabilirsiniz. Ya da ekran, batarya, işlemci kısmı daha başarılı bir telefon istiyorsanız burada Poco F5'i de alabilirsiniz. Ya da ben fiyatı biraz daha yükselteyim, güzel bir cihazım olsun diyorsanız da 20.000 TL Samsung Galaxy S23 Fan Edition var. Bu telefonu da burada tercih edebilirsiniz. S23 Fan Edition tam günümüz için başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Poco F5 de olabilir, S21 Fan edition olabilir. Bu seçimler kesinlikle size kalmış. Şimdi fiyat olarak yüksek bir fiyat kısmına gelelim. Xiaomi 12T bunun fiyatı da 20 20.000 TL. 20.000 TL bu telefonu vereceğinize, gidip de rahat bir şekilde Samsung Galaxy S23 Fan Edition'ı da alabilirsiniz. Daha demin de dediğim gibi bu telefon günümüz için gerçekten başarılı bir cihaz. Xiaomi 13T var. Xiaomi 13T'ye baktığımız zaman evet alınabilir ama düşük fiyata Samsung'un S23 Fan Edition telefonu da alınabilir ya da biraz daha fazla verip Samsung Galaxy S23'ünü alabilirsiniz. Gerçekten 23 başarılı bir cihaz ama biraz pahalı bir cihaz. Yani fiyatını ben yine 24.000-25.000 TL bantlarında olmasını isterdim. Eskiden öyleydi ama fiyatım maalesef ki yükseldi. 27.000-28.000 TL'ye bu telefonu alabiliyorsunuz. Dediğim gibi 13T'yi de alabilirsiniz ama düşürürseniz fiyatı S23 Fan Edition yükseltirsiniz. S23 var. Bana göre fiyatı düşürüp S23 Fan Edition almak daha mantıklı. Poco F5 var. Poco F5'i Almak yerine kesinlikle Samsung Galaxy S23'ü almak daha mantıklı. Yani tamam güzel özelliklerle birlikte gelebilir. Bunun dışında çok güzel özellikler olabilir ama Poco F5 Pro yani bana çok mantıklı bir cihaz gelmiyor ne kadar iyi özelliklerle gelse de. Onun yerine daha güvenilir marka olan Samsung S23'ü almak daha mantıklı. Hem de daha güzel özellikleri ve premium hissiyatını kesinlikle sunaklar yaşatan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Kısaca video bu şekildeydi. Sizlere alınmayacak cihazların hepsini söyledim. Bunun yanında ayrıca sizlere kafanız karışmasın diye alınabilecek en güzel cihazları da ortaya koydum. Aslında bu video çok çok önemli. Çünkü genel olarak diğer telefonlar için de çektiğim zaman yani tüm markalar için çektiğim zaman çok mükemmel bir inceleme olacağını söyleyebilirim. Fakat marka marka olmadığı zaman gerçekten burada çok fazla zorlanıyorum. Eğer ki gidip de bütün markaları katarsam her markadan popüler olan alınamayacak ve alınacak telefonlar var. Bunları saysam ortalama olarak videonun süresi 30-40 dakika boyunca sürecektir. O yüzden dolayı marka marka yapmak kesinlikle daha mantıklı. Bunun yanında bu videoyu beğendiyseniz sadece alt taraftan yine iki tık yaparak videoyu beğenip alt taraftan bana destek olmak için de abone olabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra da artık karar size kalmış. Hangi telefonu alıp almamak bu videoyu izledikten sonraki mantığınızı uyan telefonlarla birlikte seçebilirsiniz. Hadi gelin video kapatalım. Gerçekten benim de boğazlarım zaten yoruldu. Çünkü çok fazla bağırdım videodan önce. Videoyu burada kapatıyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.